Efendim, öncelikle tabii ki acımız büyük. Gerek Emniyet Teşkilatı, gerek Genelkurmay Başkanlığı, gerek askerlerimiz efendim. Bunlar bizim için çok çok değerli. Bu yüzden efendim Allah'tan ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Gerçekten üzgünüm efendim. Tekrardan merhabalar. Bakıyorum da efendim şöyle izlenecek bir hani bir şey bulamıyorum. Gerçekten hani yayın olaraktan sosyal medya üzerinden yola çıkaraktan konuşuyorum. O zaman dedim madem öyle herkes entrika peşinde. Hiç kimse askerimizi düşünmüyor, emniyet teşkilatımızı düşünmüyor. Ondan sonra yani ancak sosyal medyada birbirlerinizi yiyorsunuz. Bir günden bir güne de kalkıp demediniz ki ne 5-6 tane şehidimiz var. Bir de o konuda yayın yapsanız. Ha? Nerede? Sonra adaletten, Türkiye Cumhuriyeti'nden yasa bekleyin. Neymiş efendim? Şu yasa verilmiyor, şu yasa çıkmıyor. Ama siz böyle yaparsanız asıl size sizin ölmüşlere saygınız yok. Kestim saçlarımı kestim. Aha, saçımı soruyorsun da kestim canım. Ben haftada bir kesiyorum. Ben fazla uzun saç sevmiyorum. Efendim bir yandan temizlik yapıyorum, bir yandan yemek yaptım. Ondan sonra montajlamaya kalkayım dedim mutfaktaki yemek tarifini. 1,5 dakika çıktı. Evet biliyorsunuz dün Kandil gecesiydi efendim. Kandil geceleri, kandil günleri mümkün mertebe içmemeye dikkat ediyorum efendim. Ha, o benim Allah'la aramda olan bir şey. Kurban oldum Allah'la. Ona kimse engel olamaz. O yüzden zaten devlet yönetimimiz hem alkole hem sigaraya zam yapıyor. Niye? Bırakalım diye. Kötülüğümüze mi yapıyor? Hayır, iyiliğimize yapıyor. İçmeyin diyor yani bu zıkkımı. Doğru söylüyor devlet yönetimimiz. Kız kapı açık nereye gidiyorsun? Kapı açık ya. Oraya bir şey mi sakladın? Ha şunun üstüne ben de şey koyacaktım. Efendim bu da ha vallahi ben sana beni izle demiyorum. Bana akıl da ver demiyorum. Ben çok akıllı, zeki bir insanım. Nerede, neyi konuşacağımı, ifade edeceğimi, kendimi müdafaa edeceğimi, kendimi savunacağımı, ondan sonra haksızsam orada portakal, orada kalacağımı da sen buna asla
müdahale edemezsin. Karışamazsın, karışmaya hakkın yok. O zaman sen de açacaksın Sibel Baysal bir marka olaraktan yayın veya videolar çekeceksin. Sen de izleneceksin veya izlenmeyeceksin. Bana ne senden, benden sana ne? TikTok misali, isminizi burada okuturmak için mi böyle yazıyorsunuz? Aksine okuyacaksam dahi görmezden geliyorum. Ama siz bunun bilincinde değilsiniz. Bugün arkadaşımla konuştum. Adli mahkum olan bir arkadaşımız vardı. 40 yıl ceza almış. Burada Berna'yı söylüyor. 40 yılın yatarı 3'te bölü 2. 40 yıl dediğin yani ben yani ağır müebbet değil. Ağır müebbet değil yani. Normal müebbet almış. Ondan düste de TCK Cumhuk olaraktan 1-2 sene düşer yani. Fazla düşmez. Ha. Bilmiyorum. Çünkü suç tarihine göre yeni çıkan TCK'da biliyorsunuz ki ne? Cezalar ağırlaştırıldı. Yani. O da zannedersem herhalde 5-6 ay önce oldu değil mi bu olay? Berna'nın olayı. Ha, yok daha bunun Yargıtay'ı var, İstinaf Mahkemesi var. Ondan sonra daha dur bakayım. Şu an her ne kadar cezası kesinleşmiş olsa dahi şu an cezaevinde hükmen tutuklu sayılıyor. Yani yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Anladın mı? Heh. O yüzden yani mesela taksirli. Taksir ne anlama geliyor bilmeyenlere buradan bilgi veriyorum. Daha ne istiyorsunuz Cumhur kadını olaraktan, bir Sibel Baysal bir assolistiniz olaraktan? Ha? Taksirli. Taksirli arabanla veya motorunla veya bisikletinle gidiyorsun. Kaza olaraktan karşı tarafa çarpıyorsun. Bu kastene girmiyor. Bu neye giriyor efendim? Taksirli suçlara giriyor. Taksirli suçlardan cezaevinde bulunan adli olan mahkumlarımız dahi yine oy kullanabiliyor. Çünkü taksirli yani kazayla, taksir kaza. Hanımefendi 40 yıl ceza almış. Berna, öyle diyorsunuz. Ben de cevabını veriyorum. Çünkü TCK Cumhur bildiğim, okuduğum kadarıyla. Eğer ki Yargıtayca önce istinafa gider. İstinaftan geri dönüş sağlar. Ondan sonra istinafın da onama hakkı var. Ama istinaf diyebilir. Hani Yargıtay'a. Yargıtay'dan onama çıkarsa o zaman ne oluyor? Hükmen tutukluluk sıfatından çıkıyor. Direkt hükümlü oluyor. O yüzden her şeyini kaybetmiş oluyor. Şöyle, imza yetkisi sadece cezaevinde geçerli oluyor. Ama şu anda hükmen tutuklu olduğundan dolayı cezası yine verildi. Öyle diyorsunuz zaten. Ha, o yüzden şu an imza yetkisine sahip yine. Yani oy kullanabilir. Evet, başka sorusu olan varsa sorsun yani.
sadece Cumhurbaşkanlığı'yla, TCK ile ilgili alakalı değil, mantıklı gördüğüm sorulara tabii ki bilgilerim doğrultusunda cevap veririm. Ben de çamaşır makinesiyle uğraşıyorum efendim. Ondan sonra dedim hani bir şimdi az sonra Bosch çalıştıracağım. Zaten markası da Bosch da. Ha. Bosch çalıştırayım böyle. Yok henüz kapağını yaptırmadım canım. Daha servis falan çağırmadım. Ha. Yıldız ablacığım hoş geldin. E canım yani şimdi ben de kalkıp da valla 8. yargı paketinde ne var? Tabii ki eski adli olan mahkumlara biraz indirim var. 5 yıl kadar. Zaten denetimli serbestlik de 3 yılla 5 yıl arası. Ondan sonra bundan önceki çıkan yargı paketinde zaten Fethi Yıldız biliyorsunuz MHP lideri hem yardımcısı hem de kader mahkumları, adli mahkumlardan yana yani gönüllü olan Fethi Yıldız beyefendiden bahsediyorum. MHP liderinin genel başkan yardımcısı. Ne olur? Yani bundan önce mesela misal değil yani gerçek bir ay önce sevgili Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç beyefendi tarafından resmi gazetede yayınlanan yani diyor ki 2024 tarihli diyor. Eğer ki diyor sen bir ay ceza aldıysan dahi diyor. Onun 12 gününü yatacaksın. Şimdi eski yasaya göre 12 şey pardon çok özür diliyorum. Bir ayın 6 günü yatılıyordu. Yani o şekilde fazlalaştırdı. Hani iki katına çıkarttı. Ama 2024'ten bazıları öyle biliyor ama boş biliyorlar çünkü o yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ama 2004'ten yani mesela 2023'ün sonlarına doğru 11. ay, 12. ay tam böyle 2024'e girmeye yakın olan şeylerde geçerli bu. Yani bir ayda ceza alsan 12 gün yatacaksın canım. Burada ne ortaya çıkıyor? Hani o yüzden milleti suça, halkı suça meyilli olmasın, suçlardan geri kalsın. Tamam kader mahkumları var, yok değil. Onlardan birisi de benim. Ama ben de aslanlar gibi, koçlar gibi 12 sene bir fil cezaevinde yattım. Ve ne oldu? Adalet Bakanımız dönemin Bekir Bozdağ, ondan önceki Antepli bir bakanımız vardı ama genelde hep böyle şeydi Bekir Bozdağ'ydı. Ondan dolayı efendim ben de orada okudum. O kadar üniversite bitirdim. Tabii. O kadar üniversite bitirdim ben. Adalet Bakanlığı okutturdu beni. Evet. Güzellik uzmanlığına gittim. Ondan sonra tekstilde çırak olarak girdim. Ortacı olarak girdim. Çırak oldum. Çıraktan kalfa oldum. Kalfadan çıktım. Normal tekstil normal makine ustası oldum. Onun haricinde yine okudum. Overlock ustası oldum. Anestezi bölümünü kazandım. Muhasebe ön destekli,
Kaç tane benim diplomalarım var. Yani dönemin o kısa süreli yaptı Antepli olan sevgili sayın, şu an ismi aklıma gelmiyor. Ama genelde hep böyle Bekir Bozdağ Beyefendi'ydi Adalet Bakanımız. Ben ilkokulu Adana'da çocukken hep matematikten kalmışımdır. Eskiden 5'e kadar okurdun, 5'ten sonra ortaya geçerdin. Ama iyi ile ama ortayla. Zayıfla geçmem mümkün değil. Yani ben de ne yaptım? Matematikten geri kaldım. 5 yılı, normal ilkokul 5 yılı, 9 yıl okudum. Ama cezaevi öyle bir yer ki gerçekten orada tüm böyle, ne derler hani, sosyal faaliyetler var. Hani insanı, o kadar hocalarımız var orada, sosyolog olsun, psikolog olsun, ondan sonra dikiş nakış olsun, bardak atölyesi olsun, tekstil atölyesi olsun, güzellik salonu uzmanlığı, işte yani burada çok çok önemli hocalarımız var. Hepsi halk açık öğretime bağlı. Orada dışarıdan geliyorlar. Ha, biz de orada okuyoruz. Okutuyorlar bizi. Yani okudum da kazandım. Tabii. Yani demek istediğim, ya şimdi erkekler bölümünde tabii ki şey de var. Marangoz var, atölyeler var, işte peynir nereden geliyor size? Süt nereden geliyor? Nereden geliyor? Ankara çevresinde yaşayanlara soruyorum. Belki de Ankara'dan da ithal ediliyor. Ha? Nereden geliyor? Erkek cezaevi şeyinden, neydi ya? Ayaş cezaevi. Ondan sonra Sincan. Bir de bir yer daha vardı havalarına giderkeni. Ha. Mahkumlar üretiyor. Tabii ki mahkumlar üretiyor. Ayranımızı, sütümüzü, ondan sonra yumurtamızı, her şeyimizi. Yani bir gün de gidin böyle laf dinleyeceğinize, hani beni değil, böyle entrika peşinde olacağınıza, tamam mı? Bir gün de gidin de mahkumlar o kadar el işi yapıyorlar Kızılay'da. Kızılay, geç Sığiye Köprüsü'nün sol tarafında. Gidin oradan bir şeyler alın. Boncuk alın, ondan sonra elbiseler alın, bilmem ne alın ki mahkumlara, adli mahkumlara biraz katkınız olsun. El işi, nakış işi, kadın hükümlünün mesela çocuğu oluyor 0-6 yaş altı. Ondan sonra kalkıyor, ne yapıyor? Dışarıdan bakanı yok. Dışarıdan bakanı yok. Şimdi Adalet Bakanımız veya cezaevi müdürü veya müdüresi veya infaz koruma memurları hangi birine bir dal sigara versin veya bir bardak çay versin? Onlar da gecelerini gündüzüne katıyorlar. Yani ne demek biliyor musunuz? Bir infaz koruma memuruyla cezaevi nöbetçi müdürü kaç saat orada görev yapıyor? Ve buton var orada, buton. Kavgalar çıkıyor şeyde, koğuşlarda. İnsanlar birbirleriyle dalaşıyor, ediyor. Anında dinlenmek de yok. Dinlenmek de yok. Buton, zil sesi geldiğinde hemen pat koğuşlara müdahale etmek zorundalar. Nerede kaldı şimdi? Kolay mı para kazanıyorlar? Hayır. O yüzden gidin kader mahkumlarının yapmış oldukları el işi,
bilmem neyi. Gidin, ben yerini söyledim size. Süt muamilleri var, ondan sonra giyim şeyleri var, takı var. Yani orada satılıyor. Gidin, biraz katkınız olsun. Veya oraya gitmiyorsanız ne yapacaksınız? İçinizde o kadar zengin, varlıklı insanlar var. Yani gidin cezaevinde şey yapın. Kurum müdürüyle görüşün. Ben şu kadar bağışta bulunuyorum. Çocuklara bez alın, alınsın. 5.000 olur, 2.000 olur, damlaya damlaya göl olur. Ama şunu unutmayın. Üç kapı her insan oğlu evladı için açıktır. Bunu unutmayın. Sakın burnunuz havada olmasın. Sakın bana bir şey olmayacak. Olamaz. Ben mal varlığım var, ben servetim var, ben zenginim, anadan babadan veya kendim çalıştım deyip de eğer burnunuz havada olursa, üç kapı var insanoğlu için. Cezaevi 1, hastane 2, mezarlık 3. Her insanın başına gelir bu. Şuradan kalktın gittin. Kafana bir kaya düştü. Veya bir motosiklet geçiyor. Sana çarptı. Veya senin altında araba var, sen birine çarptın. Al sana cezaevi. Al sana mezarlık. Al sana bilmem ne. Üç kapı insanoğlu evladı için açıktır. Bunu unutmayın. Gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çaren mi var? Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz efendim.